Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Paris'e gidiyorum. En son ortaokulda gitmiştim. Bakalım o zamandan bu zamana neler değişmiş. Paris'teyim. Yıllar sonra tekrar Şanzelize'de yürümek gerçekten çok keyifli. Hava harika. Özlemişim ya gerçekten. En son ortaokulda geldim söylemiştim. Önümüzdeki günlerde bol bol Paris'i sokak sokak gezmek istiyorum. Şu anda 2. Alexander Köprüsü'nün üzerindeyiz. Hemen Sen Nehri'nin üstünde aynı zamanda. Arkamda Eiffel Kulesi'ni görüyorsunuz. Burası tam bir bütün şehrin manzarası neredeyse görebileceğiniz bir nokta. Paris denince aklıma ilk gelen şey kesinlikle müze. Müze deyince de tabii ki de arkamda görmüş olduğunuz meşhur Louvre Müzesi. Bu alan o kadar büyüleyici ki bir yandan klasik müzik çalan sanatçılar, bir tarafta önümüzde hemen Paris'in en ikonik bahçelerinden bir tanesi olan Jardin des Tuileries var. Orası da muazzam bir bahçe. Burada saatler geçirebilirsiniz. Hatta saatlerin nasıl geçtiğini bile anlamayabilirsiniz. Havanın soğukluğuna hiç aldırmadan şimdi kendimi tamamen bu alanda kaybetmek istiyorum. Bugün çok, gerçekten çok hasta uyandım. Zaten gelmeden önce de hastaydım biliyorsunuz. İyiyim ben, böyle idare ederim diye düşünürken bugün bayağı göz altlarım da çöktü hastalıktan. Ama hemen toparlamam lazım kendimi. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Belki kahvaltı edersek biraz açılırım. Ondan sonra da çekime gideceğiz. Makyajla falan bence toparlarım gibi gözüküyor. Şimdi Billu'yla beraber çıktık. Aynen. Adım adım Paris'te. Adım adım. Sephora HQ'yu arıyoruz. Evet. Şimdi bir sunum dinleyeceğiz hep birlikte. Sonra da çekime gideceğiz. Evet. Geldik. Fistur yaptırayım size. Burası çünkü Sephora'nın genel merkezi. Girer girmez çok tatlı. Hemen lip stainler karşılıyor bizi burada. Yakında Türkiye'ye gelecek. Cream lip stainler. Şimdi Camille geldi. Sephora'nın genel merkezini şöyle bir gezeceğiz. Çok tatlıymış. Baksana. Barbie girl. Barbie var. Barbie koleksiyonu bize gelmeyecekmiş. Sadece Portekiz ve Almanya'da olacakmış. Bu biraz üzdü açıkçası. Çünkü ben gerçekten tam bir Barbie gördüm. Barbie'yi her zaman çok sevdim. Ben hala çok seviyorum. Buldum. Makarnası far paleti. Bu daha da güzel, aynen. Sephora'nın bu Cream Lip Stain serisindeki metalik olanları deneyeceğiz ve bu metalik yansımaları gösterebilmek için de bir alet var. Dudağımıza bu metalik ruju sürdüğümüz zaman inanılmaz derecede ışıltılı gösteriyor. O alet buraya sığmadığı için bugün o çekimi burada yapamayacağız. O yüzden başka bir stüdyoya gideceğiz. Gezmeye devam ediyoruz. Aslında tabii çok büyük bir ofis. Ama her yer o kadar tatlı ki bayılırsınız. Burada böyle küçük bir mutfakları, işte kahve alabildikleri yer var. Girdiğiniz zaman Sephora Collection böyle ayrı bir şirket gibi burada da. Kreatif ekip, yani yaratıcı ekip burada çalışıyor. 20 kişilermiş. Ürünlerin dizaynı, renkleri, ambalajları, her şey. Gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Bakın burada mesela şöyle göstereyim. Özellikle bu seri de ambalajları nefis gözüküyor. Hepsinin dışı bambaşka. Şuna bayıldım. Çok güzel bu. O da çok güzelmiş gerçekten.
gördüğüm en esprili tuvalet burası kesinlikle. Aynen, buraya bak. Shit happens. Ve küçük küçük kakalar var burada. Çok tatlı, sevimli, pembe kakalar. Hayatımda böyle tatlı bir şey görmedim. Çekim öncesi, önce karnımızı doyuralım diye bir restorana geldik. Şimdi hep birlikte yemek yiyeceğiz. Oradan da stüdyoya geçeceğiz ve çekimlere başlayacağız. Bayağı yoğun bir gün olacak bizim için. Şimdi benim hemencecik kendimi toparlamam lazım. Allah'tan sesli çekim değil. Sesli olsaydı bugün kesin başaramayacaktım onu. Ama sessiz olduğu için problem yok. Thank you. Evet, stüdyoya geldik. Hey Camille. Evet, baya baya stüdyo. And there is the famous machine. It's wow. The lights. Bonjour, hi. 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 Inception. Inception, yeah. Bu arada meşhur makinamız buymuş. Birazdan metalik rujları dudağımıza sürdüğümüzde o böyle inanılmaz efekti verecek makine bu. Bu sanırım böyle böyle dönecek ve döndükçe de dudakta inanılmaz yansımalar yaratacak. Yükseliyorum bu renge ya. Tam ojenle inanılmaz oldu. Şeyleri geçemedim bariyeri. Billur renge bak. Bak gittiğimde de ben bunu beğenmiştim. Ben galiba bunu süreceğim. Yemekten sonra çekim yapacağımız stüdyoya geldik. Gerçekten biraz önce de söyledim. Bu dudağımızdaki o böyle parlama efektlerini gösterecek cihazın bu kadar büyük bir şey olduğunu hiç hayal etmiyordum. Çok tatlı bir ofis, aynı zamanda da işte stüdyo. Bugün metal serisini biz dudaklarımıza süreceğiz. Renkler muazzam. Biraz böyle vamp pozlar istediler işte. Şöyle falan filan. Yapabildim bence. Beğendiler. Bayağı güzel oldu. Şimdi diğer iki rengi de yapacağız. Ama ben bu rengi çok beğendim gerçekten. 64 numara. Mükemmel. Bilmiyorum şu an kamerada nasıl gözüküyor ama gerçekte bu dokuyu ve bu ışıltıyı görseniz bayılırsınız. Ellerimi kullanabilir miyim işte ruju gösterirken? Bir öncekinde yapmadım dedim. Tabii falan dediler ama ellerin o kadar beyaz ki. Ellerine bronzer sürmemiz gerekiyordu. Şu an ellerime bronzer sürüyorlar. Ve birazdan geleceğe dönüş aleti çalışmaya başlayacak. Bugüne kadar birçok sete katıldım. Bulundum da. Hiç böyle bir setup görmemiştim. Gerçekten bu alet inanılmaz bir şey. Sonuçlarını çok merak ediyorum ben de. Üçüncü ruj. Okay. Okay, I'll try. I'm gonna try. Son artık bu mavi rujla beraber çekimimiz bitti. Çok keyifli, çok eğlenceliydi. Şimdi artık buradan Billur'la birlikte otelimize gideceğiz. Ben harika vakit geçirdim. Çekim gününde de aynı şekilde. Hastayım, acaba yapabilir miyim diye düşünüyordum ama ekip o kadar enerjik, o kadar tatlıydı ki beni hemen motive ettiler. Zaten ne kadar çabuk bitti ben anlamadım. Keşke birazcık daha uzun sürseydi diyorum. Hızlı hızlı her şeyi bitirdik. Çok son derece profesyoneller.
Bence çok güzel oldu. Artık gidiyoruz. Şimdi hava biraz yağmurlu ama gezmeye hiç engel değil. Bu akşam çok güzel bir yere baş başa yemeğe gideceğiz Cem'le. Heyecanlıyım. Bu akşam eşimle birlikte harika bir klasik Fransız restorana geldik, Monsieur Bleu. Tam bir klasik Fransız restoranı. Yemekleri çok çok güzelmiş. Arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Siparişleri verdim. Bakalım ne kadar lezzetli. Çok açız. Harika bir akşam yemeğinden sonra Eiffel Kulesi'ni birazcık daha yakından gece halini görmek için Atlı Karınca'nın oraya gireceğiz şimdi. Arkamda Eiffel Kulesi'nin gece ışıklandırılmış halini görüyorsunuz. Zaten Eiffel Kulesi o kadar büyük ki bu arada nereye giderseniz gidin bir şekilde kendini gösteriyor. Paris gündüz olduğu kadar gece de harika bir şehir. Marks & Spencer'ın sadece yemeklerinin satıldığı Marks & Spencer Food altında bir şeyi var, marketi var. Çoğu Avrupa şehrinde var aslında. Ben hiç denk gelememiştim. Gerçekten harika şeyler var. Mesela örnek göstereceğim size. Yani acil bir şey kutlamanız gerekiyor ama böyle pasta siparişi verecek zamanınız yok ya da sizin de yapmaya vaktiniz yok. Gayet bakın her şeyiyle hazırlanmış bir doğum günü pastası ve fiyatı mesela 7 euro. Ya tabii lezzetini bilmiyorum ama kötü de olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hazır böyle üstünde happy birthday yazan pastalar, işte sevgilinize hediye yapmak için böyle güzel romantik pastalar falan. Her şey var. Tatlılar, kahveler, şöyle ikili, minik. Hemencik yemelik tatlılar, çeşit çeşit çikolatalar, makarnalar bilmem neler. Yani buraya hakikaten girip kendinizi kaybedebilirsiniz burada. Hayatımda gördüğüm en komik çikolata. Bu nedir? İnanılmaz tatlılar. Paskalya yaklaşıyor tabii her yer. Hep yumurtalı çikolatalar. Merci. Sephora'nın Şanzelize'deki mağazası tüm Avrupa'nın en büyük Sephora'sı. Zaten arkamda kasaları göreceksiniz. Tam 15 tane kasa var. Daha önce hiç 15 tane kasası olan bir Sephora görmemiştim. Şu anda makyajım bitti ve dudağımdaki rüzgarla gerçekten aşk yaşıyorum. Bayıldım. Tam bir Merve rengi. Bugün tüm Sephora ekibiyle beraber ve tabii ki canım Billur'la birlikte kız kıza Grand Palais'e yemeğe geldik. Gerçekten muazzam bir restoran. Grand Palais'in içinde aslında mini pale olarak geçiyor restoranın adı. Birçok Fashion Week'teki şova ev sahipliği yapan, aynı zamanda Chanel'in de defilesine ev sahipliği yapan inanılmaz bir yer. Çok ilginç bir mimarisi var ve son derece etkileyici. Yemekler de muazzam. Evet, artık İstanbul'a dönüş için otelden ayrılıyoruz. Bavullarımızı aldık. Buradan direkt havalimanına.
Atatürk Havalimanı'na geldik. Artık buradan bavullarımızı alıp evime dönüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir tatildi. Umarım sizler de keyif alarak izlemişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.